Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yepyeni sezon ortası güncellemesi geldi. Büyük bir güncelleme. Oyun daha da hızlı oldu. Silahlara nerfler, bufflar geldi. Klasik modlar geri geliyor. Hadi yakından bakalım. Bir sonraki ayın 20'sine kadar takvimi görüyorsunuz. Zaten ondan sonra da Modern Warfare 2 geliyor. O zaman yine frene basarlar, ama şu an tam gaz devam ediyor. Artık oynatma listesi haftada bir kez gerçekleşecekmiş. Her hafta bir plandır çeşidi geliyor. Gold plandır ve diğer plandır standart olarak değişecek ve en sevdiğim yer Solo. Solo'ya özel bir tarife uygulayacaklarmış. Yani daha çok ilgileneceklermiş. Bu zamana kadar Solo zaten bir tık ayrıcalıklı geliyordu bana ama geri dönüş almışlar. Soloya bir şey yapmıyorsunuz diye. Solo topluluğu benim gibi olan insanlar işte. Kendi başına takılmayı seven ve bundan zevk alan. Bakın en önemli şey zevk almak. Bunlar için Buyback Solo olsun, Kaldara şampiyon modu ve farklı Solo modları geliyor. Fortune's Keep, Rebirth Island hani sürekli gidip gelecekler ve turnuvadan dolayı da Fortune's Keep'i tutmaya çalışacaklar şu an. Onun turnuvası var. Orada da solo her zaman olacakmış. Önceden yoktu. Duo, kuat bir şeyler yapıyorlardı garip grup. Bunları bir düzenlemeye sokmuşlar. Yani <laughs> bir yıl sonra. E, Rebirth için de kanlı para bir modu gelecek üstüne. Büyük ihtimalle Rudaat'la geldiğiniz bir mod da olacakmış ama sezon içinde bu. Kaldera modlarını görüyorsunuz. Clash modu geliyormuş uzun süredir. Gelmiyordu. Iron Trailers geliyor. Ben burada Titanium'u görmedim ama diğer notlarda Titanium da vardı. Umarım o da gelir ama daha çok ayrıştırırlar. Yani sadece Kua'da yapıyorlardı veya Trios'a. Umarım değişir bu. Gördüğümüz kadarıyla mod odaklı bir sezon olacak. Fortune Skip'te Trios'a giremeyebiliriz. Turnuva olduğu için oyuncuların pratik yapması gerekiyor ve bunu diğer oyuncularla günlük giren insanlar sanırım giremeyecek. Sebebi haksızlık olmasın. Çok üst düzey profesyonellerle normal oyuncuları karşılaştırmamak için ama çok emin değilim bu açıklama öyle gösteriyor. Türkler Rebirth'ü çok seviyor bizim millet. Gerçekten Twitch'te de falan nerede olursa olsun hep Rebirth görüyorum. Veya Fortune Skip Geri sayımı biraz daha uzatmışlar. Artık daha geç doğacaksınız. 200 cana çıkacakmış. Önceden kaç bilmiyorum. 150 idi sanırım. 200 EP oluyormuş. Bu güzel. Yani yükseltmişler ölüm sürelerini. Rakip takımdan da birini öldürdüğümüzde diğer takım arkadaşlar haritada pink şeklinde belli oluyordu ya. Onun süresini uzatmışlar. Bir rakibi öldürdüğünde takım arkadaşın kısa sürede geliyordu ya. Bunu ilk katına çıkarmışlar. 9 saniye değil de 18 saniye falan olacak galiba. Beklemeyeceksin yani. Daha önemli kalmışlar bunu. Çok güçlü silahlar buluyordunuz. Hazır bu ilkli. Bunların sayısını arttırmışlar. Burada Gray'a çok güzel bir mesaj vermişler. Tüm metaların metası. İnanılmaz. Ben niye bunu kullanmadım daha önce videolarımda bilmiyorum ama çok yaratıcı olmuş. Unutulmaması ve tahttan indirilmemesi gereken gerçek eğer kralı denmiş. Ücretsiz olarak hepsini alacağız. Üstüne bir de adamlar kendi hatalarını yazmışlar. Diyamar kırık <laughs> diye bir mesaj atmışlar. Yani kalin kart hazırlamışlar. Çeşitli nedenlerle hatırlanan bir meta diye söylemişler bunu. <laughs> kırık Diyamar kalın kartı hazır çeşitli kalın kartları veriliyor. Yani bir elveda gibi bir kalın kart hazırlamışlar. Garip olmuş. Adamlara uçaktan yan koltuğa geçip sniper ateş etmelerinin videoları atılıyormuş. Bunun için bile kalın kart yapmışlar yani. Güzel anne ki. Titanium'da oyun başında satın almalar pahalı oluyorsa onu 500 dolar aşağı indirmişler. Şu ATM olayları. Plunder'da biliyorsunuz ATM'ler var ama altın Plunder'da. Gold Plunder. Başında bekleyip bir sürü para veriyordu size. Artık Battle Royale'de de görünecekmiş bunlar. Bu bayağı OP olmuş. Çatışmalar orada daha sıcak olabilir. Aslında neden daha önce yapmadıkları diğer bir şey. Geri gelme hakkına sahip olduğun jetonlar çıkma oranlarını ikiye katlamışlar. Normal mavi kutulardan bile hani biraz daha çıkacakmış. Ama efsanevi kutulardan iki kat oranında yükselme yaşanmış. Gayet iyi. Yoksa bir anlamı kalmıyordu. Şöyle düşünün. Öldün geldin haritaya 10 tane kutu açtın bir şey çıkmadı. Adam bir tane açıyor çıkıyor. Bu saçma olmuş. Herkes için arttırılmış yani. 120 kişilik map'in. Sayısı hızla düşüyordu. Biraz daha yukarı çıkar. Ama şöyle zaten bu oyunu oynayan adam gelip ölüp bir daha gelip ölüyor. Veya loot bile yapmıyor. Loot altına atlıyor. Çok da kurtarmaz ama %10 bir artış olur yani lobilerde. Yaşam kalitesi dediği gaz maskesinde tanınan opsiyonlardan tut. Bütün kolaylıklara erişmeyi anlatıyor. Silahlarken yarım saat arıyorsunuz meta silah Nerede nerede bu diye. Artık metaya yakın olanlar silahları başta gösterecekmiş. Bunu kendi yapacakmış. İlginç. Metayı eline verecek yani. <laughs> Transit geçişlerde loadout odaları vardı. Bunun için haritada işaretleme yapmışlar. Ve kalıcı olacakmış bu. Gaz maskesindeki tuş ayarları metnini falan iyileştirmişler. En üste taşımışlar. Tu üyevisi vardı. Bastığın zaman etraftaki kutuları gösteriyordu. Hepsini. Artık kırmızı olanları göstermeyecek. Hani sürekli yeniden açıyorsunuz ya belli bir süre sonra. Bunlar gitmiş. Mavi, pembe, legendary, turuncu olanı gösterecek. Bu da güzel olmuş. Çok kirlilik oluyordu haritada. Tulardan seri seri toplama yaparken ne hangi perk aldığını görmüyordun. FF'liyordun sürekli. Yani onları alıyordun. Artık hangi perk'ü aldığına dair bildirim olacakmış menünde, oyun içinde. Bu da güzel olmuş. Scavenger sadece mermi veriyordu ama inanılmaz gereksiz bir perktü Warzone'da. Multiplayer'dan bahsetmiyorum. Orada çok işe yarıyor ama burada sadece mermi düşürüyor rakipten ekstra olarak. %1 bile yardım olmuyordur belki. Artık banko 1000 dolar düşürecekmiş rakibi öldürdüğünde. Bu perk'e sahip olduğun sürece. Gazın içinde oyun yapmak için 13 saniye nefes alınabilir alan yapan bir upgrade'imiz vardı. Onun süresini uzatmışlar. 20 saniye olmuş. Gayet iyi olmuş. 13 saniye yetmiyordu gerçekten Warzone için ama 20 saniye inanılmaz bir süre bir alanın daralması neredeyse son halkalarda. Gayet iyi. Ve genel olarak bütün Modern Warfare, Vanguard, Black Ops bütün silahların en çılgın zamanki meta silahlarını artık yerden bulabilecekmişiz. Bunun çeşitliliğini arttırmışlar. Önceden sadece Vanguard silah çıkıyordu. Sanırım artık istediğiniz oluyor gibi görünüyor yani en azından. Ve yeni silahlarımız BP-50, Lianna 57, BP-50 Assault Rifle silahımız, Lianna LMG. Bunları da kasıp gösteririz zaten. BP-50'yi merak ediyorum gerçekten çok modern bir silah olarak duruyor. Sonunda silah değişiklikleri. AMX'e bir buff gelmiş. Menzili artırılmış maksimum hasarı 28 metreye. Üst gövde hasarı da güzel olmuş. Ama genel hasar yine düşük. Zaten silahın artık recoil'i var. İnsanlar sevdiği için yine oynayabilir. Taarruz tüfeği dediği burada otomotondan bahsediyoruz. Boyun hasarı ve alt gövde hasar çarpanları düşmüş. Bir nerf yemiş zaten silah 70 mermi de anca vuruyordu. Assault Rifle Charlie yani M4A1 de artık bir buff almış. Boyun hasarı yükseltilmiş sadece. Bir oranında. Gayet iyi. Ve QBZ hiçbir zaman meta olamadı ama gayet iyi bir silahtı. Çünkü çok düz atıyordu. Recoil'i sıfırdı gerçekten. Headshot hasarı ve boyun hasarı yükseltilmiş. Denenmeye değer. Ama kafa hasarı gayet iyiymiş bu arada. Ben bunu yeni gördüm. Kesinlikle denenmeli. Oduna bir buff gelmiş ama yine de kullanılabilecek bir durumda değil. X1 silaha bir buff gelmiş. Gerçekten daha çok ekmek yemesi gerekiyor bu silahın. Assault Rifle Bravo dediği Itraverse, Vanguard silah 4-4 atıyor mermiyi. Otomatik seri ateş etme etkinleştirilmiş. Ya da böyle barrel mı gelmiş veya artık gitti mi yani? Büyük ihtimalle silah artık otomatiğe döndü. Eğer böyleyse çok iyi durumda. Ama recoil arttırılmış bayağı hem de. Sadece bir bug varmış. Hardscope kullanırken ilk dürbün açınca size recoil vermesi gelirken vermiyormuş. Bunu artık yapmışlar, sağlamışlar. M2, Verdansk'ın son meta silahıydı. Minimum hasar 35'ten 36'ya çıkmış kafadan vuru çarpanı 1 3'ten 1 5'e yükseltilmiş. Gayet iyi ama silah çok recoil. Yani böyle bir recoil'li silah uzun süredir oynamadık. FFR'a güzel buff gelmiş. Hani ben şuraya bakınca SMG sınıfında yine kullanılabilir vaziyete gelmiş gibi. Ama çok yüksek rakamlar değil tabii ki de. 410 Ironhide dediği Cold War pompalısı. Bu da en son gelen silahlardan biriydi shotgun olarak. Ve rezalet ötesiydi. Hani hiçbir vasfı yoktu. Baya bir demeç arttırılmış. Kafa hasar ekstra arttırılmış. Tamamıyla bir buff almış durumda silah. Büyük ihtimalle çok hızlı nerf yiyen silahlardan biri olabilir. Şatkan Bravo dediği Gallo Cold War Shotgun'ı. Buff nerf almış ama yakın hasar oldukça artmış. Şatkan severler yeniden bu silaha yönelebilir. Ve nerf kralı diyebileceğimiz bir Armaguerra var. Kafa, boyun, ADS hareketi hepsi düşürülmüş. Şarjör kapasitesini bile düşürmüşler 60'tan 55'e. 72'lik 64'e düşürülmüş. Artık kullanılacak seviyede değil gibi. Balfrog o da güzel bir minimum minimum demeç almış. Yani çok kritik bir durum değil ama şöyle düşünün. Bütün silahlar dengelemeye geldiği için yani hepsi sıfır noktasına yaklaşmış. Bu yüzden hani şu silah meta değil de daha çok hepsini kullanılabilir seviyeye getirmeye çalışmışlar. Ben bunu görüyorum ama illaki aradan dokunulmayan silahlar daha öne çıkabilir. Özellikle Vanguard'dan bahsediyorum. Bu kesin olacaktır. Ra 225'in boyun hasarı çok yüksekmiş. Ben diyordum zaten silah yakında çok hızını düşürüyor ama boyuna vurduğun için öyleymiş. Şarjör kapasitesine 4 mermilik bir iyileştirme gelmiş ama çok da faydası olmaz çünkü recoil'i çok fazla silah. H4'e yeniden bir nerf gelmiş alt gövde hasarı da düşürülmüş. Ama dediğim gibi bakın RA-225 ve H4'ün acayip bir fazla recoil'i var. Uzağa çok sıkamıyorsun ama Armageddon'a da öyle değildi o yüzden her zaman Armaguerra daha çok tercih edildi PPH ile beraber. ISO'ya yeniden bir buff gelmiş. Modern Warfare SMG'si CX-9'a kafadan vuruş hasar çarpanı yükseltilmiş. Üstüne boyun, üstüne de ateş ederken hareket hızı da arttırılmış. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu denirim. KSP Burst silahımız Cold SMG'dir. Maalesef hiçbir zaman meta olmadı. Ama otomatik seri ateşleme buna da gelmiş. Yani iki tane Burst seri ateşleme mekaniğini eklemişler tekrardan. Sırf bunun için denenebilir. Ve Charlie MP40 Vanguard SMG'sine bir ufak nerf daha gelmiş. Çok da kayda değer değil. Zaten kullanılamayacak seviyede. Ve PPH. bye bye diyeceğimiz bir nerf gelmiş. Şarjör kapasitesinden tut. Hifayet isabet oranı düşürülmüş. Çok küçük oranlar ama zaten bu oranlar yüksek diye bu silah kullanılıyordu. Bunu da aşağı indirmişler. Silah biraz hipfire'den çıkmış. Nişan olarak sanki oynamamız gerekiyor gibi. Ama en önemli şey Tiger Grip. Yani Tiger Grip neydi? biz rakibi ateş ettiğimiz sürece bize recoil sağlıyordu, iyileştiriyordu. Bu çok fazlaydı evet PPH'da. Bunu fark ettiniz bilmem ama bunu düşürmüşler. UGM'e çok ufak çaplı bir nerf gelmiş. Minimum hasar 23'ten 22, kafadan vuruş çarpanı 1.6'dan 1.5'e, aynı şekil boyun ve geri tepme yoğunluğu arttı. Bu ne kadar bunu bilmiyorum ama zaten 6x'de zor kontrol ediyorduk. Artık 3x'de de zor olacak bu. Ve en çok kullandığımız 25 mermi de yüze düşürülmüş. Tatarya'yı dediği crossbow Hasar çarpanları yükseltilmiş. Ya bu sırada çok oynuyorlar. Seveni çok var galiba. İnanılmaz bir hasar yükseltilmiş. Neredeyse 2'ye ulaşacak. Hani 2 vuruşta banko düşürüyordu zaten. Artık bir okum yarısı boşa mı gidecek ne olacak? Göreceğiz bunu. Emir garantın hasarı minimum 48'den 47'ye. Geri tökme kontrolü azaltılmış. Hardscope özelliği bu. Perklerden aldığımız. Ama yine de bence şu anki metaya göre iyi duruyor. Videosu da vardı biliyorsunuz. 6-7 mermide düşürüyordu yani silah. Ve keskin nişancı tüfeklerine gelelim. Ben hani daha çok radikal bir karar bekliyordum. Tamamen nerf getirmişler. Daha az kullanılsın diye. Charlie dediği bizim akselli, benim main silahım, mermi düşünü azaltmışlar. Namlı uzunluğunu arttırmışlar. Mermi düşme olayı biraz beni üzdü ama illaki deneyeceğiz. Alfa dediği silah Dragunov hiç kullanılmıyor zaten. Yüzüne bile bakmayın. Acayip bir buff gelmiş ama tek atan bir silah değil. Rytech skandal bir buff gelmiş. Tüm mesafelerde kafasına tek atış yapabilir. Yani sonsuz menzil eklemişler ve hasarını da yükseltmişler. Bu Rytech yanlış hatırlamıyorsam hani Bomba efekti falan bir sniper. Gittiği yerde patlıyor. Ve patlayıcı mermisi de buff almış zaten. Pelington zaten çok güçlü bir silahtı. Ama Caldera'da çok iş yapamıyordu. Zaten en iyi dönemini ben kullandım. Kanalda onun videosu bile var. Daha çok küçük haritalarda iş yapan bir silahtı. Yine de hasarları gayet iyi ama emes sürelerini düşürmüşler ve Gorenko tank savar tüfeği, Gorenko anti rifle mermi düşüşü arttırılmış. Ki yemesi gerekiyordu zaten bunu. Ateş hızı düşürülmüş çok az ama ve silah biraz daha zor kontrol edilecek artık. Barrel'larına özel özel bunları eklemişler. Biliyorsunuz ne yaparsanız yapın yine de tık 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 ateş edebiliyordunuz. Bunu artık biraz bozmuşlar. Geri tepme daha zor olacak ama hasar olarak tek atma konusunda yine lider. Klauser. aslında Vanguard tabancası ama yani oyundaki en güçlü tabanca olarak görüyordum ben. Ama kullanmak nasip olmadı. Çünkü metaya karşı koyamayacaktı hiçbir şekilde. Biraz recoil eklemişler ve hareket hızını düşürmüşler. Gelelim eklentilere. Bipota buff gelmiş. Anlamadım bunu. %4.5 ED süresini azaltmışlar. Artması gerekmiyor muydu diye düşündüm. Ben mi yanlış çeviriyorum? Veya sayfa da yanlış çeviriyor olabilir. Hala OP olabilir. Evet 47 3.6x bizim her zaman kullandığımız dürbün. Burada 3'ten 6 yaparken eme sürüsü 2 katına çıkmış. Yani daha geç geçiş yapacak. Yani 3 6 x'i daha az tercih edeceğiz. Aynı şekilde 4 8 de öyle. Ve görsel geri tepme eklemişler. Bunlar önceden yoktu. %15 olmuş. Yani bu dürbünleri önceki sezon yapmak istediklerini şimdi yapmışlar. Daha çok keskin nişancı silahlarında vesaire kullanın diye. Şu an şaşırdınız mı bilmiyorum ama Triline'a hiçbir şey yapmamışlar. Belki de silah kullanmak hani biraz tekrar gerektiriyor diye olabilir. Bu garip olmuş illaki yemesi gerekiyor yoksa tek başına şu an lider ve çeşitli bug sorunları düzeltilmiş eksiğin varsa yanlışım varsa lütfen düzeltin umarım hoşunuza gitmiştir ben sadece şunu eklemek istiyorum sniper'da daha radikal bir karar bekliyordum çünkü öyle söylemişlerdi sadece nerf getirmişler hani hdr'ye mesela dokunmamışlar yeni sıralar belki meta olur umarım hoşunuza gitmiştir teşekkürler